Bunlar o anakta duramıyor. Bunun dünyanın hayatından dışarıdan karışması bu böyle. Ne kadar borçlu gider, ne kadar kılar gider. Aytmoqchi bo'lgan so'zim, aziz mana shu namozxonlarimizga, jamoamizga aytmoqchi bo'lgan so'zim, shu Xudoning uyiga kelganimizdan keyin shu joydan bir natija bilan qaytishliklaringizni, qaytishligimizni xohlaganligimdan aytaman. Xudoning uyiga kelib, savob o'rniga gunoh olib ketishligimiz mumkin. Qanday qilib? O'zimizga taalluqli bo'lmagan narsalarga aralashamiz. Bu joyga imom xatib qo'yilgan, noyib imomlarimiz bor. 5 ta noyib imomimiz bo'ladigan bo'lsa sizlar. 5 ta noyib imomimiz 5 ta siyobdan ilmlik, mendan zukka, mendan qiroati chiroyli, mendan bilimli. Men 5 arasiga ham chin ma'noda bir hurmat nuqtai nazaridan qarayman shular. Alloh rozi bo'lsin mana shu yigitlarga. Mana shu dinimizda xizmatida, mana shu tumanimizda ahli ilmlarga faqat imkon yetkazyapti. Lekin ba'zida bir namozxonlarimiz tomonidan mashqda bo'layotgan holatlar qanaqadir bir talablar bo'lsa, nimaga bunday, nimaga bunday deyilmaydi yuraklarda. Agar shunday deyish uchun kelsak, mana shunday deyish uchun kelsak, bizda ibodatimizdan foyda bo'lmaydi. Bizda ishimiz jamoatga kelgan birodarlar, aka-ukalar, otaxonlar, hojibolar iltimosimiz shuki, Xudoning uyidan foyda bilan, daraja bilan, savob bilan qaytmoqchi bo'lsak, o'sha ibodatni qilib o'sha Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan odam gapirsa yaxshi gapni gapirsin, bo'lmasa jim o'tursin degan hadisga amal qilaylik. Bu talab nafaqat masjidda, ko'chada ham, xonadonimizda ham, qo'ni qo'shnimiz bilan bo'lgan muomalatda ham bizga dastur bo'lishi kerak. Biz o'shanda haqiqiy mo'min bo'lamiz. Allohning Allohga va qiyomat kuniga qilayotgan yaxshi amalimizga savob, yomon amalimizga gunoh, jazo borligiga ishongan bo'lamiz. Hadisni eshitsak, jumaga kelsak, hajga borsak, boshqa solih amallarni qilsakda, ertadan kechgacha odamlarga tilimiz bilan azob bersak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak hadislarda al-muslimu man kalima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Mana bu qo'shnichilik bobidagi eng bir biz amal qilishimiz kerak bo'lgan hadis. Bo'lmoq qo'shnimiz bo'lsa. Payg'ambar alayhissalom haqiqiy musulmon kim deganlarida boshqa musulmonlar uning qo'lidan tilidan azob chekmagan. Endi qo'shni bo'ladigan bo'lsa o'sha biz azob beradigan odam. Bu ikki hissa gunohimiz oshib ketadi. Bu hadislarning davomida payg'ambar alayhissalom aytdilarki وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Kim Allah'a ve ahiret türüye iman getirgen bulsa, koşusunu hürmetlisi dediler. Karay ahiretke iman getirgen adam, koşusuna azar veriş mümkünmez eken, koşusunu hürmet kılış gereken. Koşularda, eğer koşunuz karındaş olsa, hem koşuculuk, hem karındaşlık hakkı bulalım. Qo'shningiz begonayu musulmon bo'lsa, siz ham qo'shnichilik ham musulmonlik haqqiga rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Agar qo'shningiz boshqa dindan bo'ladigan bo'lsa, shunda ham qo'shnichilik haqqiga rioya qilishimiz kerak bo'lar ekan. Bu dinimizni talabi. Bu siz va bizlarning mana shu hidoyatga chiqishimizga sabab bo'lgan, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot payg'ambar alayhissalomni talabi. Bu talablarni biz shunchaki qabul qilmaylik. Hammamiz shunaqangi bir kayfiyatda o'tib olganmizda. Men yaxshimanda qo'shnim yomon degan kayfiyatda o'tib olganmiz. Aslida unday emas. Aslida o'zimiz yomon. Shu ruhiyat bilan yashasak, qo'shnimiz bizdan azob chekmaydi. Men yomonman degan kayfiyat bilan yashasak. O'tgan mavizalarimizda aytib o'tdik-a, banda o'zining isloh bo'layotganligini bilmoqchi bo'lsa, banda o'ziga qarasin dedi. Agar o'zining aybi bilan, o'zining kamchiliklari bilan shug'ullanib, banda aytayotgan bo'lsa, men yomonman, mening tilim yomon, men gunohkorman, mening achchig'im yomon, men
Mana shunaqangi bir dindan, dinni talabga rioya qilolmaydigan odamman. Ya Rabbi, meni kechirgin, meni o'zim yomonman degan ruhiyat bizning nafsimizda, ichimizda har kuni takrorlanib turadigan bo'lsa, biz o'zimiz o'shanda haqiqiy musulmon bo'lamiz, bizdan qo'shnimiz azob chekmaydi. Qaysi bir yo'limizdan so'raydigan bo'lsa, ko'chamizni boshidan oxirigacha yomonligini aytamiz, eng yaxshi odam o'zimiz deb o'ylaymiz. Bu nafsimizni gapi. Bu shaytonning vasvasasi. Bu noto'g'ri gap. O'sha o'ylagan o'yimizni o'zi gunoh. Uning zohiriga qarab, birovning tashqi ko'rinishiga qarab, birovning bir xatti-harakatiga qarab birdan baho berib, uni yomon odamga chiqarib, o'zimizni bir ma'sum qilishligimiz bu bizning eng yuqori nuqtadagi kamchiligimiz hisoblanadi. Ikkita qo'shnilarning o'rtasida yo bir xudo andami yo bir kelishotmayotgan eri xotinning o'rtasiga borib bir yarashtirmoqchi bo'lsak, ikkalasini ham eshitsangiz, eng toza, eng gunohi yo'q, hech qanday bir o'zini pokiza bir ahli iymon, ahli taqvo ko'rsatishi. Lekin o'rtaga borib ko'pchilik ko'rib gaplashsangiz, bunisini eshitsangiz, bunisidan xafa bo'lasiz. Bunisini eshitsangiz, bunisidan xafa bo'lasiz. Bu yerdagi kamchilik o'sha nafsi havomizga berilib qolganligimiz. Nafsimizga ergashib qolganligimiz. Men avvalgi juma mavizalarimizda ham aytib o'tganman, Hazrat Sufoniyor hazratlari aytganlarki, agar nafsing murodini istamaksan, agar 80ga yetsang ham chusaksan deganlar. Biz yoshimiz qaysi yoshda bo'lishdan qat'iy nazar, biz Allohning roziligini istamasdan, payg'ambar alayhissalomning shafoatini istamasdan, shaytoniy vasvasalarga berilib, nafsimizning xohish istagi bilan yashaydigan bo'lsak, 80ga kirsak ham hamshu 80 qolib ketaverarkanmiz. Shuning uchun azizlarimiz, bugun Alloh taolo sizni bizlarga shunday bir imkoniyatni berganki, bu ne'matni hozir bizlar qadriga yetolmayapmiz. Bu qanaqa ne'mat? Bu shunday ne'matki, o'zining uyiga oyoqlarimiz bilan qadam bosib kelib, Robbimizdan so'raydigan imkoniyat. Kuni kecha men mahallalarimizdan biriga bir sabab bilan borib qolganimda bir odamni ko'rib qoldim. Shu odam menga bir juda yaxshi ta'sirli gapni aytdi. Men sizlarga bir ibrat ma'nosida aytaman. Juda ko'p yillardan beri chaqqancha osmonga qarab yotib turgan odam ekan. Shu odam aytdiki, "Domla, duo qiling. Mening qalbimda bitta tuyg'u bor. Albatta tuyg'u, ta'sir." Desa, "Domla, shu Alloh taolo menga bir imkoniyat bersa-yu, hozir men chaqqancha yotib qolganman, boshqa tomonga burila olmayman. Teskari burilib, yo Allohning maydida, yo uyimda bo'lsa ham bir marta sajda qilib, peshonamni yerga qo'yish imkoniyati bo'lganda qaniy edi." Bir marta sajda qilish imkoniyati bo'lganda qani degan dedi. Endi aslida agar shunaqangi ixlos bo'lsa, osmonga qarab yotsa ham uni sajdadan ziyod aslida. Robbisiga bo'lgan muhabbati, sajda qilishlikka bo'lgan muhabbati shunaqangi ko'zida yosh bilan aytayapti. Men bu tomonda ishlab turolmayapman. Men aytdim, sizni mana shu yotishingiz sajda qilgan bilan barobar Allohning huzurida inshaalloh. Chunki sizning qalbingizda qaynab chiqayotgan bu iymon, e'tiqod nurini men ko'rib, bu tomonda chidayapman. Aytmoqchi bo'lganimiz, bugun azizlar, hammalarimizga Alloh shunday ne'matni berdiki, kelib Xudoning uyiga kelib sajda qilib turibmiz. Alloh xohlamaganda kelmasdik. Alloh bu imkoniyatni bermaganda bizlar bu imkoniyatdan foydalana olmasdik azizlar. Bundan qanday xulosa chiqadi? Bundan shunday xulosa chiqadiki, azizlarimiz, hammalarimiz o'zimizni o'nglashimiz kerak. Juda ko'plab kelishmovchiliklar, mahallalarda bo'layotgan qancha-qancha bir kichik katta jinoyatlar, qo'shnilar o'rtasida bo'layotgan ba'zi bir holatlar, bularning hammasi o'zimizni dinimizga qilmayotgan e'tiborsizligimiz sababli bo'layapti. Payg'ambar alayhissalomning qaysi bir inson qiyomatga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa qo'shnisini hurmat qilsin degan hadisini biz kallamizni, boshimizni ichida har kuni bir marta jaranglab turishi kerak.
Rasulullah aytgan. Buni aytgan zot mahalladagi masjid imomi emas. Buni aytgan zot butun odamlarga rahmat bo'lib, bizlarning saodatimizni xohlab, ummatining saodatini xohlab, oxirgi damlargacha ummati deb ummatlarini o'ylab jonlarini taslim qilgan payg'ambar alayhissalom shunday degan. Qo'shnisini hurmat qilgan odam Allohga iymon keltirgan bo'lsa qo'shnisini hurmat qilsin degani. Degan so'z boshimizda har kuniga yangrab turishi kerak. Va man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Yana payg'ambar alayhissalom muborak hadislarini davom ettirib, kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa mehmonini hurmat qilsin dedilar. Uyimizga bir mehmon kelganda ham uni kiyimiga, uni jamiyatdagi mavqeiga, martabasiga qarab emas, uning inson ekanligiga qarab mehmon ma'nosida qabul qilishimiz kerak. Uni hurmat qilishimiz kerak. Imkonimiz darajasida hamma insonga barobar u martabasi bo'ladimi, boy badavlat bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi? Bir narsa so'rab kelganmi, bir narsa berganlik kelganmi farqi yo'q. Biz bir xil munosabatda bo'lishimiz kerak. Mana o'shanda haqiqiy musulmon bo'lamiz. Haqiqiy dinimizda talabiga rioya qilgan bo'lamiz azizlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'shnilar o'rtasidagi yaxshilikning bir ko'rinishi hayitlarda, quvonchli kunlar va munosib vaqtlarda o'zaro hadiya almashishdi. Muhimi, qo'shnining hadiyasi nima bo'lsa ham uni kam ko'rmaslik kerak bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, ey musulmon ayollar, qo'shni qo'shnining hadiyasini past sanamasin, agarchi tuyaning tuyog'i bo'lsa ham deganlar. Biz mavqeimizdan qat'iy nazar, qo'shnimizdan nimadir olib chiqilsa shuni ham menga olib keldingmi degan bir xayolimizga bir soniyani yuzdan bir bo'lagida bitta fikr kelmasligi kerak. Juda bir minnatdor bo'lib, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ehsoningizni, hadiyangizni Alloh qabul qilsin. Inshaalloh jannatda ham qo'shni bo'lay. Shunaqangi bir chiroyli so'zlar bilan qo'shningizni hali olib kelgan eng sizning ko'zingizga haqiqat ko'ringan narsa bo'lsa ham biz shunaqangi bir chiroyli so'zlar bilan musulmonona bir munosabatda bo'laylikki, shu qo'shnimiz sizni o'ylab yursa, sizga muhabbati ziyoda bo'lsin. Qalbida aytsin, Alloh sizdan ham rozi bo'lsin desin shu odam. Bu bir ozgina narsa olib kelibdi, bu narsa meni uyimda hech kim yemaydi degan tushuncha qiladigan bo'lsa, sunnatga, hadisga zid amal qilgan bo'lamiz. Oysha onamiz payg'ambar alayhissalomdan so'radilar. Ikki qo'shnimning qaysi biriga hadiya beray dedilar. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, eshigi yaqiniga dedilar. Imom Buxoriy rivoyatlari bu bilan yon qo'shnining haqqi o'zgalarnikidan ko'ra ko'proq bo'lishini eslatib qo'yadilar. Eng yaqin turgan qo'shnilarning haqqi uzoqroq turadigan qo'shnilardan ko'ra haqqi balandroq bo'lishligini payg'ambar alayhissalom eslatib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan Abu Zar roziyallohu anhu aytadilarki, sho'rva qaynatsangiz, suvini ko'paytiring. So'ngra qo'shnilaringiz ahliga qarab yaxshilik saxovat bilan undan suzib bering degan ekanlar. Payg'ambar alayhissalom sho'rva qilayotgan bo'lsangiz, suvni ko'proq solingda, o'sha qo'shnilaringizga ham ulashing deb marhamat qilganliklarini aytdilar. O'ziga to'q qo'shnilar, imkoniyati yaxshi, boy badavlat qo'shnilar hech qachon qiynalgan qo'shnilarni e'tiborsiz tashlab qo'ymasligi kerak bo'ladi. Qo'shnilar zaruriy taom va kiyim kechak kabi narsalarga muhtoj bo'lib qolishsa, albatta ularga yordam qo'lini cho'zish musulmonning, haqiqiy musulmon qo'shnining eng yuqori turadigan burchlaridan hisoblanadi. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom shunday dedilar: "Man amana bi
من بات شعبانا وجاره جار وجاره جارون إلى جنبه وهو يعلم به. Peygamber aleyhisselam dediler ki, yol koşusu o çekenini bile durup tuh halıda tunnu ötkezgen kişi minge iman keltirmekte diyenler. Bilemiz. Anı bulamız. Koşularımız, mahallelerimizde imkaniyeti çekelim o geldi. Min ötken mavizelerimizde hem aynı ötkenimiz. Şurada bir ayet hem var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve fî emvâlihim hakkum ma'lum lissâili vel mahrum. Yani uşa boy bedevlet kişilerini, mallarını içinde uşa soraguvchi ve mahrum bo'lgan odamlarni haqqi borligi to'g'risida oyatlar gapirib bergan edik. Mana bu hadisda ham Peygamber aleyhisselam uşa oyatni go'yoki tafsir qilib tushuntiryapti. Bir kişi, ya'ni qoni to'q bo'la turib uxlamasin ki agar uşa mahallasida uşa qo'shnilarining ichida qorni och imkoniyati cheklanib qolgandir. Ehtimol o'sha boquvchisi vafot etib qolgandir. Ehtimol nogiron bo'lib qolgandir. Ehtimol bir jismoniy mehnat qilishlikka yaroqsiz bo'lib qolgandir. Lekin qiynalyapti oilasi. Qarayapmiz, bozorga kirishga imkoniyati yetmayapti. Qarayapmiz, bir go'sht olib kelishga imkoniyati yetmayapti. Nimadir holatini bilamiz qo'shnilarimiz. Peygamber aleyhisselam aytdilar ki, o'shanday holatda, ya'ni tunni o'zi to'q qora turib, qo'shnisi ochligini bila turib, tunni tong ottirgan kishi mening ummatim bo'lmas, ya'ni menga iymon keltirmagan inson deb aytgan ekanlar. Musibat bo'lgan xonadon ahlini qarindosh va qo'shnilar taom bilan yo'qlashi ham dinimizdagi go'zal sunnatlardandir. Ja'far roziyallohu anhu vafot etganlarida Peygamber aleyhisselam shunday deganlar. Ja'farning oilasiga taom tayyorlanglar. Ularning boshiga mashg'ul qiluvchi og'ir ish tushdi deb marhamat qildilar. Dinimiz qo'shnilarga yaxshilikka buyurish bilan birga ularga azob berishdan qaytaradi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom shunday deganlar. Kim Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga azob bermasin dedilar. Aslida o'zgaga nohaq aziyat berish harom amallardan, lekin qo'shniga aziyat berishning gunohi undan da kattadir. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlar: "Alloh nazrida eng yomon gunoh qaysidir?" so'ralganlarida, "Sizni yaratgan xolida Alloh taologa o'zgani sherik qilishingiz" dedilar. Keyin qaysi gunoh deganlarida, "Siz bilan birga taomlanishdan, ya'ni kambag'allikdan qo'rqib farzandingizni o'ldirishingiz" dedilar. Ya'ni o'sha bola chaqasini ular ko'p ovqat yeb qo'yadi, ko'p bo'lsa deb ba'zi bir holatlarda rizq beruvchi Alloh ekanligini eshitib, o'sha farzandini o'sha homila paytida oldirib tashlash holatlari, shunga o'xshagan holatlarni Payg'ambar alayhissalom eng og'ir kechirilmaydigan gunohdan ekanligini bayon qildilar. Keyin qaysisi dedim, shunda aytdilarki, qo'shningizni jufti bilan zino qilishingizdir deb marhamat qildilar. Ya'ni bu ham dinimizning eng ulug' talablaridan bittasi ekan. Ya'ni qo'shnining oilasiga, ahli oilasiga yomon ko'z bilan qarashlik, boshqalarga endi aslida har bitta qilayotgan nazarimiz uchun, ya'ni Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Al-aynanu tazniyan dediler. Yani ikkala kuz hem zina kıladı dediler. Şunda sahabeler soradı. Ve mâ zinâhuma ya Resulallah. Bu ikkala kuzdik zinası nüme deyenlere de zinâhuma en nezer dediler. İkkala kuzdik zinası namahremlerge karaşlık dediler. Lekin ana uşa biz kariyetken namahrem koştumuz bora diyen bosa bunun günahı iki hisse köpeyip giderler. Bana bu dinimizi talep ediyor. Kim zulüm bilen bir karış yerini egallab olsa qo'shnisining, Alloh taolo qiyomat kuni o'sha yerni 7 qavat yerni ostigacha bo'yniga osib qo'yadi deb Payg'ambar alayhissalom marhamat qilganlar. Mana hiyla ishlatib,
nayrak işletip, koşumuzda uzunumuzda zorluğumuzda korsatıp, hana kadar bir kanunlu bir işlikimizde aydıp, hana kadar kimler bilen tanış bir işçilik kılıp, bir koşusunun bir karınç yerini alıp koyduysa, şu bir karınç yer, ta yedi kavat, ta yerli, ta yedi kança, ağırlıkta olsa kıyafatta Allah'a uşa cayını, uşa yerini onun boynuna asıp koyduysa. Hasan al-Basri aytadılar, yakşı koşuşçilik fakat yamanlık kılıçtan değiliş emez. Belki koşudan yetken eziyetken sabır kılıçtır dediler. Hatip Bağdadi rivayetlediler. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Ebu Hanife'nin bir mahsidus koşusu var idi. Etika digan, mahsidika digan bir koşusu var idi. Kunu bilen işler, uşa Ebu Hanife rahmetullahi aleyh İmam-ı Azam babamızdı. Uşak koşusu kını bulan ertik tüker, masif tüker, işler, keşke peyler alıp gelgen tamamları deyip, mey içip, sarhoş bulup, ular benim kadrime yetişmedi, kanday hem yiğitini boy verdiler degen beytli uklap kalgınca takrar ediler. Takrarlar ediler. Ebu Hanife rahmetullah'ın adetleri geceleri bulan namaz okup çıkar. Koşusunun bu, hiç kim benim kadrime yetmeydi, şunda yigitni boy berdilardi aytgan madhiyalarini o'sha sarhush holatda aytadigan so'zlarini Imom Azam rahmatullohi alayhi har kuni eshitar edi. Bir kuni ovozi eshitilmay qoldi. Shunda so'rab surishtirsalar uni qamab qo'yishdi. Bomdod namozini o'qigandan keyin hajarlariga minib o'sha zamonasining o'sha amirining huzuriga kirdilar. Amir hurmat bilan İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi kutub aldı. Şunda hacetlerini soradı. Şunda İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi ettiler ki bir etik düz koşunum var idi, kamak koyuştu, şunu azat kılışsa dedi ki gelirlerdi. Şunda Amir uşak şundan beri kamelgenlerinin berçasının İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi hürmetinden azat kıldı. Ebu Hanife rahmetullahi kulağı da mahsidus uşak koşusu ise fiyada birga uylarga qaytishdi. Shunda yetib kelishgach, Abu Hanifa uning yoniga borib, "Ey yigit, sizning qadringizga yetmadikmi?" dedilar. Shunda, "Yo'q, aksincha himoya qildingiz, g'amxo'rlik qildingiz, qo'shnichilik hurmati va haqqi rioya qildingiz, haqqiga rioya qildingiz. Qilganingiz uchun Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin," dedi. Shunda keyin bu kishi tavba qildi. Najoya qiladigan o'sha mayxo'rliklarni tap qilib ibodatga o'tib, payg'ambarcha bir qo'shnisining chiroyli xulqi qilgan yaxshiligi evaziga Alloh taolo o'sha qo'shnisiga bir hidoyatni nasib qildi. Xalqimizda qo'shning tinch, sen tinch degan naql bor. Yaxshi qo'shnichilik aloqalarini o'rnatish davlatimiz olib borayotgan xayrli ishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa biz bilan chegaradosh xalqlar bilan qadimdan quda anda bo'lib kelganmiz. Dinimiz, tariximiz, madaniyatimiz va urf-odatlarimiz bir xil. Hozir ham o'zaro madaniy, iqtisodiy aloqalar kundan kunga rivojlanib bormoqda. Bu ishlar ham davlatimizda ayni dinimizdagi yaxshi qo'shnichilik aloqalarini hayotga tatbiq qilish bilan baholanadi. Muhtaram azizlar, alhamdulillah bir juda ham bir dolzarb mavzu bugungi mavzu. Bu mavzuni fakat değiştiş bilen hal bulmuydu sizler. Bu mavzunu hayatımızda farklı kılışımız gerek. Ben köp takrarlam etken ben, biz namazmanlar, başkalarına her cemhada ibret kılışımız gerek. Her cemhada örnek kılışımız gerek. Koşunumuz bizden kıyken yakşılığımızı görüp, hazır bana İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin koşusuna okşar, yakşılık yolu gitsin. Günah yolunu, maksiyat yolunu tat kılıp, bizim hulkumuzdan, bizim adabımızdan, bizim yürüyüş duruşumuzdan ibretlenip, yakşılık yoluna ötsün. Bunu ailemizden başlar, koşullarımızdan başlar, dinimizin erkanlarını, dinimizin talebini. En esasisi, Allah'ın rahmetine müştakımız, Allah'ın mağfiretine müştakımız, Kuday-ı Teala'nın huzuruna yarık yüz bilen barışıklı haklıyız hammamız. Rabbimizde huzuruna Allah Ta'ala amanatını sorup kalsa, kendi kolu kol bile barışır, kanakangi yaman, aşınarlı hal. Kıyamet günündeki en
hasratni ko'p chekadigan odam o'zining qilgan yaxshi amallarini boshqalarning tarozisida ko'rsa nihoyatda achinarli ekan. Bu qanday bo'ladi? Qo'shnimizga azob beramiz. Qo'shnimizni yomonlaymiz, g'iybat qilamiz. Tilimiz bilan azob beramiz. Yerini tortib olamiz. Ko'zimiz bilan azob beramiz. Qiyomat kuni bizning yaxshiliklarimiz qo'shnimizning tarozisida turadi. Yomonliklarimiz uning yomonliklari bizning tarozimizda turadi. Bu eng qiyomatdagi achinarli pushaymonimizga sabab bo'ladi. Eng ko'p hasrat chekishimizga sabab bo'ladi. Shuning uchun azizlar, bugungi qo'shnichilik mavzusida hammalarimiz bir e'tiborli bo'lishimiz kerak. Qolaversa muhtaram azizlar, kuni kecha mamlakatimizda Afg'oniston Islom Respublikasi Irshod Haj va Vaqf ishlari vaziri, Tojikiston Respublikasi Islom markazi raisi, O'zbekiston, Tojikiston hamda Afg'onistonning yetuk ulamolari ishtirokida yirik anjuman bo'lib o'tdi. Unda muftiy hazratlari ishtirok etdi. Tadbirda mintaqamiz mamlakatlarida azaldan o'rganib kelinayotgan Imom Buxoriy ilmiy merosining afzalliklari va tarbiyaviy ahamiyatini keng yoritish hamda xalqimizning ayniqsa yosh avlodni yot g'oyalardan himoya qilish hamda buzg'unchi qarashlardan saqlash kabi yosh avlodni yot g'oyalardan himoya qilish hamda buzg'unchi qarashlardan saqlash kabi masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, anjuman doirasida qabul qilingan bayonotda bugungi kunning dolzarb chaqiriqlari va tahdidlariga qarshi mushtarak pozitsiyani e'lon qilish, har xil buzg'unchi g'oya va oqimlarni salbiy oqibatlari bu kabi illatlarning salbiy oqibatlari ularning tinchlik va barqarorlikka tahdidi bo'yicha yondashuvlarni uyg'unlashtirish, bu borada hamkorlikda fatvo va shar'iy xulosalar tayyorlash belgilab olinganligi e'lon qilindi. Darhaqiqat, so'nggi paytlarda yurtimiz ulamolari tomonidan mazhabsizlik sababli yuzaga kelayotgan ixtiloflar, ularning oqibatlari haqida muntazam tushuntirishlar olib borishga qaramasdan ba'zi shaxslar tomonidan soxta salafiylik g'oyalarini targ'ib etish, ularga ko'r-ko'rona taqlid qilish ergashish ko'zga tashlanmoqda. Bu kishilar men mazhabga emas, to'g'ridan to'g'ri hadisga amal qilaman deya da'vo qilayotgan bo'lsalar-da, dinimizda harom bo'lgan ixtiloflarni keltirib chiqarmoqdalar. Bu iddao go'yoki men Imom Abu Hanifadan, Imom Molikdan, Imom Shofiyaydan va boshqa buyuk ulamolardan ko'ra ilmliroqman degan da'vo ga o'xshab qolyapti. Mana shu orada shu ozgina vaqtimizni olsak ham, mana shu borada ozgina to'xtalib o'tmasak imkoni bo'lmayapti sizga. Bugun mana 7-chi asrlarda bizni hududlarimizga, bizni chegaralarimizga, mana shu O'zbekiston davlatimizga, mana shu islom dini kirib kelgan bo'lsa, mana shu shuncha yildan beri mana shu Imom Azam Hanafiy mazhabi, Maturidiy aqidasi shakllangan. 4 ta mazhabdan olingan, shu 4 ta mazhabni ichida Hanafiy mazhabi, Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhabi bizlarda qo'llab quvvatlanib keladi. Bu holat to bizni davrimizga yaqin yillargacha xuddi bir xil holatda ibodatlar ham har qanaqa yurish-turish bir xil holatda yetib keldi. Ammo oxirgi paytlarda o'zini dindor ko'rsatib, o'zini alloma ko'rsatib, o'zini dinni ko'p biladigan ko'rsatib, o'zlari vatandan tashqariga chiqib olib bir burchakka tiqilib olib, internet ijtimoiy tarmoqlarni o'zining oldiga qo'yib olib, butun o'zbek xalqini, butun millatni, butun musulmonlarni har xil tahqiqat, har xil iddaolarni qilib, musulmonlar o'rtasida bir ikkilanishni paydo qilish maqsadida bo'layotgan harakatlar hammalarimizga sir emas. Xususan, endi juda ko'plab misollarni keltirish mumkin. Ularning da'volari, ismlarini o'zgartirib qilayotgan amallari bir xil. Bu ism bilan harakat qilib ko'radi, bu ism foyda bermasa, boshqa ismni qo'yadi-da harakat qiladi. Chunki eng boshida qo'llab-quvvatlab turgan xomiylari o'sha islom diniga bo'lgan salbiy niyatda qilinayotgan harakat kuchlarini ta'siri u. Bugun keladi,
Peygamber aleyhisselam kollarını yelkelerini kadar kurtarken ekenler. Dinden bütün Müslümanlar içine kolunu yelkeleri geçip kurtarıp niyet kılıp namaz okup başlayın. Yani ki ayarlarına okşap kollarını kökürerken koyup orası erkek kuradır. Yani ki ayakların orasını açı oradı. Bu evmiş ki bu masa şeytan uşak atraftan kirip gider edilmiş. Azizler, bütün insanı doğru düşünelim. Hazır gün ayet-i mutkanımız da şu derslerde iddia kırayarken braderlerimiz şu ayetiyatken sözleri için birer de bir hadisini, Arapçasını ayeti tercüme kıra oradıyken derecedeki ilimli adamlarımız. Min avalham etkemen merhamet bana hanamız. Eğer şu manada uzunluk bir delili olsa, kitabı olsa, kesinlikle kursatsın domla. Bana şu 200 yıl aldın yazılırken bana şu kitapta İmam-ı Azam mezhabıda bana şu da okularken namaz. Bu peygeçe kutken ağlamlar dinlemeyken ben bugün bilip kaldım deyip kursatsa ben çıkarmamda sizlere düşündüremez. Biz haber vereken bizi. Kursatanmasa hemen kadar bir namaz olsun. Bizim harabi mezhabımızda mesela muhtesarda kaç şişesine yazıp koyarken mesela yalanbaş namaz okuşluğunun mekru heykenliği yazıp koyuyor. Yalanbaş namaz okuşluğun mekru heykenliği. İlla tezadülen dedi, ben de uzunum harlığını ispat kılır. Rabbisliğe, ey Rabbim, ben bana şimdi haksal halatı okuyakmen de uzunum harlığını ispat kılıp, eğer okusa dürüst değil yani yalanbaş okuşluğundu. Dikin ayağımızda geri varıp yürüyüş duruşumuzdan kibirli kösatıp durup başımız yalanbaş namaz okuyacak olsak, bu ibadetlerimizde bir yiğil karıştık bu kadar. Ajdatlarımız şu dersede gelip Peygamber aleyhisselam aykenler ki eğer sizler çok ihtilaflarını görseleriniz aleyküm bisivadil azam özlerinizde köpçülük kılayarken işini mehkem uçlarınızdan. Çünkü benim ümmetlerimin köpçülüğü dalalette çabukmayı diyorlar. Bugün ben o şey bence braderlerimizde iltimas diken bulardım. Ben Allah haklasa bana şu mescidimizin tepesine hem yazdırıp koyamam. Bu mescidde Hanefi mezhabına muvafık namaz okuladı. Hanefi mezhabımızda kanay talep olsa şu talep boyunca namaz okuyoruz aslında. Şunu itibarlı olaydık. Bu yaşlarımızda bazı bir haletlerde ikilenip, ihlas etikadı savur. Gerek olsa kimge şanışlayan bilmeyi koruyakmen damla. Kana kadar başkaça namaz okuyduken bilen kim kalı yaptı. Bu doğru mu, bu doğru mu deyip savaş verip kireyatken yaşlarımızda kursayınız, hicalat mı gidersiniz? Bu kureyatken işlerini koyun. Şunun için azizlerimiz, hemmelerinizden iltimas. Allah'ın beyti, bu ya Allah'ınki. Ben hem hizmetçi, naib imamlar hem hizmetçi bu yerde. Sizler hemmelerimiz şu yüge gelip, nacat istep digenmiz. Allah'ın saadetini, rahmetini istep digenmiz. Şu saadetke, rahmetke kaçan yetişemiz, birden bulsak, bıkıl ibadet kısak, itikadlarımız bıkıl bulsak. Yine bir iddialarını kule yaptı, her kayda kayda ediyemiz, Allah Ta'ala Osman'da bitti joyga joylaşırken demeyen adam dinden çıkarıyormuş. Bizim mezhabımızda bu şirk sonlanır. Allah Ta'ala bu şey, arştan aldın, mesela arşı Allah Ta'ala yaratken, ondan aldın, hayır da yedi diken savak tutuladı. Allah Ta'ala arşka oturuptu diken bir makamda paslaş haletleri. Bu itikadi mesele. Peygamber aleyhisselam halk doğrusunu, Allah yaratken mahlukatlar doğrusunu tefakkür kılınlar, tedabbür kılınlar, halık doğrusunu tartışmanlar gibi. O şekilde dinimizde fütür etip oradı. Bu arada azizler, hammalarınızdan iltimasımız şu, itibarlı buluşumuz gerek. Doğru yolunu tanıyaydık, ibadet kılaydık. Allah'ın beytinden, keşkerinden, keşkeşe kalbi ibadet kılaydık. Doğru kalemle, doğru etkat kılan Rabbimizden soruyaydık. İnşallah Allah Ta'ala dualarımızı cevap kıladı. Kalıverse bugün hemen maçlarımızda talep koyuladı, dini idaradan katkı topşuluk geldi. Maçlarına gelgenden yedi azizler, yine talep bunu yaptı. Belki bana şu, bizlerin ihtilaflarımız, bazı bir işe kırıyorken günah-ı mahsiyatlarımız ne yazık edilir? Yine şu kasarlıklarının kopayı yetkenliği doğrusunda malumatlar var.
Mana bugünkü günümüzde dualar icabat bo'ladigan vaqtda ixlos bilan e'tiqod bilan hammamiz bitta fikrda turib Allohdan so'rasak inshaalloh Alloh qabul qiladi. Men gapirsam meni kimdir yomon ko'rib o'tursa, u duo qilsa, uni men yomon ko'rib o'tursam, o'sha joyda o'zida ming xillik bo'lsa, duolar icabat bo'lmaydi sizlar. Shuning uchun azizlar, bu narsalarga hammalarimiz e'tiborli bo'laylik. İnşallah peşin namazlarımızda yana köpler bu arada mucizelerimiz var. Yetkali şirke hareket kılarız. Vaktimiz hem kemeyip kaldı. Bugün siz azizlerden İslamcı ahli ailesine, vallarına, duasını gönderin, vatan anasının umurlarına. Yine bir babaya hacı, babamız dertlerine şifa edip duasını gönderin. Pazar boğa ahiretleri, abad bozu, rahmet bu pazar boğanın. Muhtereme abad dertlerine şifa edip. Fakat aka kızı Meryem'in haklarına duasını gönderdi. Abdullah hukamızın başlarına müşkülü çıktı. Bir Nurbanu degen hukamız, bir kızımız, Nurbanu degen kızımız 7-8 yaşlarında avtohalakat sebebiyle bir haftadan beri koma halatı da yokken iken. Bence maçlarla namla iltimas kılıp Allah'tan sonra bir sürü şu kızımın şifası gelip duasını gönderdi. Bir hukamız Hazretleri bekenler, bana bu yani dinamımızda bazı hukalarımız tezgah taksini teşkil kılıştı. Bu şey halkımızda yine yani şerayet buluşup için bunlar dua soruyor sizlerden. Toshkentte katta edilen taksi hukalarımız, maçlıkta bir ihsanlar kılıp dua soruyorlar. Cabbar Kumucan deyken hukamız, bunu yine ayet unutmasak bu muydu? Cami mahallesi de, Cami köçesi de, o şey yaş balılar için, o şey keçeki vakiyeye, bu şey trotuar bulmaganligidan bo'lgan, o şey qizchani mashinani urib ketishligi. Bir ukamiz mana shu jami ko'chasiga trotuar qilib berayotgan ekan. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday saxovatli o şey xalqni qami bilan yashaydigan boylarimiz yana ham ko'paysin. Abdurashid hoja akamiz ko'zlarini shifoxonada ekan, yo'ldoshlari Bahrom safarga chiqayotgan ekanlar. Bir ukamiz mana xabarlaringiz bor, mana shu balanda aytadigan kalamkalarni bir ukamiz o'zlarining do'stlari bilan muhammidib qilib, bir qancha vaqtdan beri harakat qilib, Allohning roziligini istab qildi mana shuncha ishni. Endi Allohning uyini Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlargina obod qiladi degan Alloh taolaning oyati bor. Alloh rozi bo'lsin. Nima yaxshi niyati bo'lsa, ustalar, xizmat qilganlar, moddiy, ma'naviy qo'llab-quvvatlagan barchasini Alloh rozi bo'lsin. Biz minnatdormiz inshaalloh. Duolarimizda har doim inshaalloh eslab turamiz. Yana Abdumalik aka o'g'li Abdul Aziz duo so'raganlar, Abdulhalim aka tahoratxonaga sarf etganlar, mana tozalik ishlarida xizmat qilgan aka o'kalarimiz duo so'raganlar. Jamoatdan bir duo olib beray, farzandimiz 7 yosh. Adixon 13 yosh, Abdulaziz Qur'onni xatm qilib chiqdi deb duo so'rashdi. Alloh barakot qilsin. Halim aka tahoratxonaga duo so'raganlar. Yani Maktuda degan farzandini haqlarga duo so'raganlar, xayr-nisa ofatlariga shifo safariga olib, zarika vaqt. Endi barcha duo so'raganlarni o'qib yuradigan bo'lsak, vaqt ko'p ketib qoladi sizdan. Bugun siz azizlardan barcha duo so'raganlar haqiga bir duo qilaylik. Iloha Parvardigor, bugun fazilatli juma kunida ulug' jamoat bo'lib, ojizona qo'llarimizni ko'tarib, Parvardigor o'zingning keng rahmatingdan umid qilib so'rayapmiz. Parvardigor qo'llarimizni qurib qaytarmagin. Barcha qo'l ko'tarib turgan jamoalarimizni, nomlari zikr qilingan, zikr qilinmasa-da, omin deb o'zlarining ehtiyojlarini so'rab qo'llarini ko'tarib turgan bandalaring bor. Parvardigor hammalarining qalblarida o'ylagan yaxshi niyat, orzu-istaklarimizni Parvardigor o'zing ro'yobga chiqargin. Dunyo va oxiratda eng saodatli bandalardan bo'lmoqni o'zi nasib aylagin. Musofirlarimizni safarlarida befatar ayla. Bemorlarimizga Parvardigor o'zing shifo bergin, qarzdorlarimizga najot bergin, farzandlarimizga farzandi solih, soliha zurriyotlar ato qilgin. Boshlariga mushkul ishlarimizni, mushkullarni oson aylagin. Baxt talablarimizga baxt va saodat bergin. Parvardigor yurtimizni tinchligin, hayotlarimizni xotirjam aylagin. Yurtimizni har xil balolardan, ofatlardan, nomlari zikr qilinayotgan mana shu kasalliklardan Parvardigor o'zing muhofaza qilgin. Parvardigor o'zing najotkorimiz bo'lgin. Parvardigor o'zing bizlarni saqlagin bu kasalliklardan. Bu kasalliklarni butun musulmonlardan, butun insoniyatdan Parvardigor o'zing daf qilgin. Iloha Parvardigor,
Mana shu yurtimizni obodligi, ravnaqli yo'lda xizmat qilayotgan muhtaram yurtboshimizni va barcha mutasaddi tashkilot rahbarlarimizning olib borayotgan xayrli ishlaridan imdodli voyaga yetaylagin. Iloha Parvardigor, jamoatlarimizning fayzini, barakasini bundan-da ziyoda ayla. Barchalarimizni maqsud-i muddaolarimizni o'zing xos aylagin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب.